Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer izleyicilerim, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Evinize, ocağınıza nur yağsın. Gözünüz nurlu, kalbiniz sürurlu, eviniz huzurlu olsun. Peygamberimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını konuştuğumuz bu programda sizlerle veda haccını konuşacağız. Efendimizin ömründe bir kere haccı var. O da hicretin 10. senesinde katıldığı veda haccı. Ve bu hacda insanlara irad ettiği, söylediği veda hutbesi çok önemli. Veda hutbesini de çok önemsiyoruz. Saygıdeğer izleyicilerim, hac İslam'ın şartlarından birisidir. İslam'ın 5 şartından birisidir. Şart demek olmazsa olmaz demek. Mümin olan, Müslüman olan bu şartları yerine getirecek. Hac ömürde bir keredir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim hacla alakalı ayetler geldikten sonra sahabe-i kirama Allah size haccı farz kıldı. Öyleyse hac ediniz dedi. Bazıları sordular. Ya Resulallah, her sene mi, ömürde bir kere mi? Peygamberimiz sustu. Yine sordular. Her sene mi, ömürde bir kere mi? Efendimiz sustuysa, tabii bizim de orada susmamız gerekir. Ama insanlarda bir merak denilen bir şey var. Bunu da engelleyemiyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ömürde bir kere dedi. Her yıl olsaydı kimse bunun altından kalkamazdı. Allahü Teala bizim için zorluk istemez. Kendisi Kur'an-ı Kerim'de öyle buyurur. Zorluk istemez. Kolaylık ister. Din kolaylıktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccından önce Arap Yarımadası'nın değişik taraflarına gönderdiği elçilerine, mürşitlerine bu talimatları vermişti. Elçiler yılını konuşurken konuşmuştuk, söylemiştik bunları. Gidin, gittiğiniz yerlerde işi kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Beşşiru ve la tunaffiru, yessiru ve la tuassiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Özellikle Hazreti Muaz'a, Hazreti Ali Efendimiz'e, Ebu Musa el-Eş'ari'ye bunları söylemişti. Veda haccından önceki dağıtımında bu hükümdarları İslam'a davetle başlamıştı. Hatırlarsınız, Hudeybiye musalahasından sonra, Hudeybiye 6. senedeydi. Hükümdarları İslam'a davet 7. senede. O seneden itibaren ta veda haccına kadar peygamberim çevreye elçiler gönderiyor, mürşitler gönderiyor, mübelliğler gönderiyor. Onlara da taktikler veriyor. Mesela Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki Yemen'e giderken, Yemen'e gönderiyor Ali Efendimiz'i. Görüyor musunuz bak? Ta Medine'den Yemen'e gidecek. Bir haritaya bakın. Ne kadar yol var. Aşağı yukarı 1000 kilometreden fazla Yemen'deki insanlara İslam'ı öğretecek. Peygamberim yol gösteriyor, taktik veriyor. Ali, gidince onlara imanı anlat. İman ederlerse namazı anlat. Namazı kabul eder, kılarlarsa zekatı, haccı, orucu anlat. Yavaş yavaş insanları sevdirerek,
kolaylıklar göstererek onları İslam'a kazan. Gönderdiği bu mürşitlere de hac mevsiminde Mekke'de bir araya gelelim. Gittiğiniz yerlerden insanları alın getirin. Böyle bir ön hazırlık da yapmıştı Peygamberimiz. Şimdi hicretin 10. senesindeyiz. Miladi tarihle 632. Hac mevsimi geldi, yaklaştı. Peygamberimiz bir önceki senenin haccına katılmamıştı. Ebu Bekir'in hac emirliğini konuştuğumuz sohbetimizde demiştik ki katılmak istemişti, sonradan vazgeçti. Çünkü o zaman henüz müşriklerin Mekke şehrine girmeleri yasak edilmemişti. O hac ibadeti başladıktan sonra bu yasak geldi. Şimdi bu yasak da uygulanacak. Sadece müminler, Müslümanlar toplanacak. Peygamberimiz Medine'deki Müslümanlara, çevredeki müminlere, Müslümanlara, Arap Yarımadası'nda iman etmiş müminlere, Müslümanlara haberler gönderdi. Toplanın. Gidiyoruz. Hacca gidiyoruz. Büyük bir kalabalık Medine'den çıktılar. Medine'nin hemen yakınında Zulhüleyfe'de ihrama büründüler. Medine taraflarından gidenlerin ihrama girdikleri mikat yeri Zulhüleyfe. Hacca gidenlerimiz bilirler. Umre'ye gidenlerimiz bilirler. Orada otobüsler durur. Efendim bir banyo yapılır. İhramlara bürünülür. İhram namazı kılınır. Ve artık lebbeyk diyerek yollara düşeriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe-i kiram efendilerimiz bu şekliyle yollara düştüler. Gidiyorlar. Aşağı yukarı 8 gün 9 gündür Mekke ile Medine arası. Bu şekilde devam ettiler. Bir pazar günü sabahı Mekke'ye ulaştılar. Önce gitti tavaf ettiler. Büyük bir kalabalık. Ta Tebük'ten tutun Kuzey Arabistan, Yemen'e kadar. Kızıldeniz'den tutun Basra Körfezi'ne kadar. Gider gitmez hemen anında yapılan tavafa kudüm tavafı diyoruz. Tavaf ettiler, sa'y ettiler. Peygamberim pazar, pazartesi, salı, çarşamba günleri Mekke'de kaldı. Perşembe günü Mina'ya geçti. Mekke ile Mina arası aşağı yukarı 6-7 kilometredir. Hacılar orada çadır kurarlar. Çadır kent derler. Kurbanların kesildiği yerdir. Perşembe günü Peygamber Efendimiz gitti Mina'da geceledi. Cuma günü sabah, Arefe günü, hac ibadetinde hacılarımızın en çok yorulduğu günlerden birisidir. Peygamberim sabahleyin sabah namazından sonra Mina'dan ayrıldı. Müzdelife'ye geçti. Müzdelife'den de devam etti. Arafat'a geldi. Ortalama Mekke ile Mina arası 6 kilometre, Mina ile Müzdelife arası 6 kilometre, Müzdelife ile Arafat arası 6 kilometre. Yani akılda kalsın diye diyorum. 6 değil de 7 olabilir. 7 değil de 8 olabilir. Bunlar hac güzergahı. Arafat'a geldiler. Öğle ezanı okundu. Öğle namazı kılındı. Sonra bir kamet daha yapıldı. İkindi namazı kılındı. Buna cem'i takdim diyoruz. Öğle ile ikindi namazı, öğle namazı vaktinde kılındı. İşte burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesini okudu. Saygıdeğer izleyicilerim, şu anda benim buradan size veda hutbesini okuma imkanım yok. İmkanım yok derken, yani vaktimiz kısa. Biz bu programları kısa kısa tutarak
kendimize göre bir mesaj vermek istiyoruz. Ama size özellikle tavsiye ediyorum, istirham ediyorum, yalvarıyorum. Evinizde, dairenizde, büronuzda böyle duvarlara astığınız veda hutbelerini zaman zaman okuyun. Yani orada bir süs olarak durmasın. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çok önemsiyoruz. Sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabım ve özellikle de güzel ümmetim gider ayak size şunları söylüyorum. Bak bunlar benim son sözlerim. Bu son sözlerimi önemseyin. Sık sık okuyun. Tekrar edin. Yani dinin hemen hemen neredeyse özetini veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kısa konuşmaya bu kadar konuyu nasıl sığdırıyor? İnsan hakları, kadın hakları, kölelerin hakları, işçilerin hakları, yasak edilen belli bazı durumlar, hac ibadetiyle ilgili konular. İstirham ediyorum. Şöyle açın kitabı veya işte o duvardaki levhada şöyle bakın. Hazmede ede, özümseye özümseye o veda hutbesini okuyun. Kendinizi veda haccına katılmış bir Müslüman gibi kabul edin. Bir sahabi olarak kabul edin. Siz şu anda Arafat'tasınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşuyor. Konuşması mükebbirler tarafından, yani sesi tekrar ediciler tarafından etrafa ilan ediliyor. Siz de bu konuşmayı, bu hitabeyi, veda hutbesini can kulağıyla dinliyorsunuz gibi kendinizi konsantre edin. Bu şekilde kabul edin. Veda hutbesini eğilin, okuyun, hazmedin, özümseyin. Bu bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yüz yüze getirir. Bu bizi sahabenin içinde eritir. Bu bizi sahabeyle beraber haşreder. Görüyorum ve memnun oluyorum. Her birinizin evinde var, bürosunda var, efendim oturduğu yerlerde var. Bu levhayı bulunduruyorsunuz, taşıyorsunuz. Okuyun saygıdeğer dinleyiciler. Bu hitabeden sonra insanlar vakfe dediğimiz ibadeti yaptılar. Vakfe demek duruş demek. Haccın farzlarından birisidir. Haccın farzları kaç diye sorulur. Çoğumuz cevap veremeyiz. Hani böyle başımızdan geçmediği için namazın farzını, vacibini, rüknünü, sünnetini anlatırız. 12 tane farzı vardır, 6 tane içindedir, 6 tane dışındadır. Ama haccın farzlarını bilmekte zorlarınız. İhrama girmek, Arafat'ta vakfe, bir de tavaf vacipleri var. Ama vakfe farzdır. Arefe günü, güneş tam tepede olduğu andan itibaren batıncaya kadar Arafat'ta bulunmak. Herkes beyaz ihramları içerisinde Arafat ovasında. Arafat bir dağ derler de dağ değildir. Gidenler görmüştür. Arafat ovasında şöyle hafif tepe diyebileceğimiz bir Cebelur Rahme var. Ama tamamen düzlük, Arafat ovası mahşer meydanını andırıyor. Herkes beyaz elbiselere bürünmüş. Ve Peygamberimin Arafat'a çıktığı gün Cuma günüdür. Cuma namazı kılınmadı çünkü şu anda herkes seferi vakfeye durdular. Kimisi ağlar, dua eder, tevbe eder. Akşam güneş batmaya yüz tutunca Arafat'tan ayrıldı. Müzdelife'ye doğru geliyorlar. Müzdelife'ye geldiler ki akşam namazının vakti geçmiş.
yatsı namazının vakti girmiş. Şimdi de akşam namazı ile yatsı namazını birleştirerek iki kametle kıldılar. Önce akşam namazını kıldılar, sonra yatsı namazını kıldılar. Buna da cem'i takdim diyoruz. Yoruldular. Sabahtan nereden çıkmışlardı? Mina'dan. Müzdelife'ye gelmişlerdi. Oradan Arafat'a çıkmışlardı. Şimdi Arafat'tan ayrıldılar, Müzdelife'ye geldiler. Yorgun bir şekilde yattılar, uyudular. Bayram günü sabah namazı Müzdelife'de kılınır. Sabah namazı. Bayram namazı değil. Çünkü misafirler, yolcular. Sonra taş toplanır. Akşam veya sabah. Oradan Mina'ya yürüdüler. Mina'da şeytan taşlandı. Kurban kesildi. İhramdan çıkıldı. Tıraş olundu. Taş. Ondan sonra tıraş. Sonra ihramdan çıkma. Ondan sonra kurban. Burada bir konuyu dile getireceğim. Dikkatinizi arz ederim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tıraş oldu. Saçlarını sahabe-i kiram efendilerimize dağıttı. Ön taraftaki saçları istedi Hazreti Halid. Ya Resulallah, bunları ben istiyorum. Ona verdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu teberrüktür. Bakın, teberrük ve taabbüt kelimelerini birbirine karıştırmayalım. Yani ibadet etmek, kul olmak, Allahü Teala'ya tapmak, bunlar ayrı şeyler. Teberrük ayrı şey. Yani ben bunun da bereket umuyorum. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun şahsına, onun diyelim ki saçına, onun tırnaklarına herhangi bir ilahilik atfetmiyorlar. Yani şimdi dini Peygamberimiz ve Peygamberimizin çevresindeki sahabe-i kiram efendilerimiz mi daha iyi biliyor, yoksa biz mi daha iyi biliyoruz? Elbette ki onlar daha iyi biliyorlar. Efendimizin mübarek saçlarını almışlar. Şöyle sarıklarının arasında saklamışlar. Ondan bir bereket ummuşlar. Efendimizin belli bazı eşyalarını almışlar, muhafaza etmişler. Peygamberimizin hatıralarını saklamışlar. Saklamışlar. Hırkasını muhafaza etmişler. Yani Veysel Karani'ye verilen hırkayı, şair Ka'b bin Züheyr'e verilen hırkayı sahabe-i kiram önemsemiş. Biz niye önemsemeyelim? Elbette ki hac ibadetinde bunları konuşmamız gerekmezdi ama şimdi Peygamberimin veda haccını anlatıyoruz, konuşuyoruz. Araya bunlar da girdi. Çünkü bunlar da var olayın içerisinde. Efendimiz 63 senelik ömrüne 63 tane kurban kesti. Kaynaklarımız diyorlar ki Peygamberin bizzat kendisi kesti. Kendi eliyle kesti. Ondan sonra farz olan tavafı yaptı. Buna ziyaret tavafı da deriz. Farz olan tavafı yaptı. Burada da bir noktaya dikkatinizi çekerim. Hacca gitmek isteyenler, hacı efendiler, Peygamberim bayram günü ki Efendimizin zamanında cumartesine denk gelmişti. Buna Hacı Ekber de denilir. Arefe günü cuma günü olursa, bayram günü cumartesi olursa bu hacca Hacı Ekber deniliyor. Yani bayram cumartesi oluyor. Cuma günü de zaten bayram. İki tane bayram peş peşe geliyor. Büyük bir hac oluyor manasında. Hacı Ekber. Cumartesi Peygamberim bu da yoğun gündür. Hacda iki gün hacılar çok yorulurlar. Arefe günü ve bayram günü. Bayram günü Müzdelife'den kalkarlar. Mina'ya gelirler. Şeytan taşlarlar, tıraş olurlar, kurban keserler, ihramdan çıkarlar. Tabii bunun sırası var.
ilmihal kitaplarımızda. Sonra gider Kabe'yi tavaf ederler, yoruldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar Mina'ya döndü. Bayramın birinci günü Peygamberimiz akşam Mina'da, ikinci gün Mina'da, üçüncü gün Mina'da, dördüncü gün Mina'da. Bakın, Kabe'ye uğramadı Peygamberimiz. Neden? Tavaf edemeyenler tavaflarını yapsınlar. Diğer insanlara da bu imkanı verelim. Belki ilk gün tavaf edemeyenler var. Yorulduğundan dolayı, daha başka sebeplerden dolayı Peygamber Efendim oraya gitseydi ciddi bir izdiham meydana gelirdi. Şimdi bakıyoruz, hacılarımız birinci gün geldiler, tavaf ettiler, ziyaret tavafı. Sabahleyin tavaf etti, öğleden sonra yine gidiyor, akşam yine gidiyor, yatsıdan sonra yine gidiyor. Biz Peygamberimizden daha kavi, daha sağlam bir Müslüman mı olacağız? Sünneti de, Peygamberimizin tatbikatını da iyi bilelim. Hacca gidecek, gitmiş olan, hazırlık yapan hacı efendiler, önce bir Peygamber Efendimizin veda haccını okuyalım. Bu manada Diyanet İşleri Başkanlığımızın küçücük bir kitabı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda haccı. Rıfat Erol hocamız tarafından yazılmış. 27 günlük bir yolculuk ve hac ibadeti. Bakın, küçücük bir kitap. Yani insanın böyle oturup okuyup anlayabileceği. Anlamazsanız sorabilecek hoca efendiler var. Yani şu kitabı okumadan ve Diyanet'in ve diğer yazarların yazdıkları hac rehberlerini okumadan nasıl hacca gideceğiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ibadeti nasıl yapmış? Çünkü veda haccında Efendimizin söylediği sözlerden, hadislerden birisi de "Ashabım, bana bakın, beni takip edin. Ben nasıl yapıyorum? Hac ibadetini benden öğrenin. Benim gibi yapın." diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Birinci gün ziyaret tavafını yaptı. Farz olan tavafı yaptı. Mina'ya gitti. Mekke ile Mina arası dediğim gibi 6-7 kilometredir. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün yapılacak şeytan taşlamaları zaten oradadır. Buna Mina günleri, Mina geceleri denilir. Orada çadırlar kurulur. Efendim oradaki çadırlarda kaldı. Müminlerin, Müslümanların bugün çadır kent dedikleri o bölgeler Peygamberimizin sahabe-i kiram efendilerimizle beraber kaldığı yerlerdir. Efendim Mekke'yi, Kabe'yi biraz rahatlatıyor. Tavaf edemeyenler tavaflarını yapsınlar diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çarşamba günü geldi Mekke'ye. Bayram hangi gündü? Cumartesi gündü. Arefe hangi gündü? Cuma günüydü. Cuma günü Arefe'ydi. Cumartesi günü bayramdı. Peygamberim cumartesiden beri Mina'da kalıyor. Orada şeytan taşlamalarını devam ediyor. Çarşamba günü geldi Mekke'ye. Tavaf etti ve Mekke'den ayrıldı. Bu tavafa da ne diyoruz? Veda tavafı. Artık Kabe-i Muazzama'ya, Mekke-i Mükerreme'ye veda ediyoruz. Veda haccı Peygamber Efendimizin hicretinin 10. senesinde miladi tarihle 632 yılında. Rivayetler bize diyorlar ki bu sene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda haccına 120 bin Müslüman katıldı. Burada bir iki cümle edelim ve nokta koyalım. Saygıdeğer izleyicilerim, 22 sene öncesine gidiyoruz. Güneş yılıyla 22 sene önce, ay yılıyla 23 sene önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nur Dağı Hira Mağarası'ndan indi. Sonra Müddessir suresinin ayetleri geldi.
ben kimi anlatayım Hatice? Kim beni dinler bu toplumda? Endişesini Hatice annemizle paylaştı. Hatice annemiz kabul etti. Bir, iki oldu. Zeyd kabul etti, üç oldu. Ali kabul etti, dört oldu. Ebu Bekir kabul etti, peygamberimizle beş oldu. Radiyallahu anhum. Bakın kısa zamanda sadece 120 bin tane hacı Arafat'ta toplandı. Ali ile beraber Yemen hacıları gelmiş, Muaz'la gelmiş, Ebu Musa el-Eş'ari ile gelmiş, etrafa gönderilen mürşitler oralarda İslam'ı yaymışlar, hacıları almış gelmişler. Sabrın sonu selamettir. Sabretti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları dikkatinizi arz ediyorum. Bunları, bu hacıları, bu müminleri, bu Müslümanları Peygamberim savaşla toplamadı. Kılıç zoruyla toplamadı. İnsanların gönlüne girdi. Eğitti, öğretti, bilgilendirdi. İmanlarını böyle kalplerine iyice yerleştirdi. Kavi Müslümanlar olarak geldiler, toplandılar. Hani derler ya, nereden nereye? Bu bir lütuftur, Allah'ın lütfudur. Bakın, 22 sene önce neredeydik, şimdi neredeyiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun da şükrünü yaptı. İşte veda haccı esnasında şöyle bir ayet nazil oldu. Estağfirullah, bismillah. El yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtu aleyküm ni'meti ve radîtü lekümül İslam'e dîna. Bugün size dininizi tamamladım. El yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtu aleyküm ni'meti. Size nimetimi tamamladım. İslam nimettir. Kur'an nimettir. Ve radîtü lekümül İslam'e dîna. Din olarak sizin için İslam'a razı oldum. Bu ayetler gelince herkes normal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e her zaman gelen ayetler gibi ayetler olarak algıladılar. Ama derin düşünceye ve derin tefekküre sahip olan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz öyle algılamadı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bu ayetleri duyup dinledikten sonra şöyle bir düşünceye daldı. Mahzun bir şekilde bu ayetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ömrünün bitmek üzere olduğunu bize işaret ediyor dedi. Niye? Din tamamlandıysa, nimet tamamlandıysa, bu dini bize anlatacak, öğretecek muallimimiz, rehberimiz, peygamberimiz olan Muhammed Aleyhisselam'ın ömrü de son bulmuştur demek şeklinde anladı ki derin düşünceye sahip olan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz haklıydı. Veda haccından 80 gün sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyadan ayrılacak, öbür dünyaya irtihal edecek. Onu da bir başka sohbette sizlerle konuşacağız Allah nasip ederse. Hacca gidenlerimizin haccının makbul ve mebrur olması duası ile gidemeyenlere de Allah'ım en yakın zamanda hac ve umre nasip etme duası ile hepinizi Allah'a emanet ederim saygıdeğer izleyicilerim.